AK Parti CHP ittifakı yolda mı? AK Parti MHP ittifak sona erdi mi? Gazeteci yazar Soner Yalçın'dan yeni ittifak iddiası. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin telaşı bundan. Sözcü yazarı Soner Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kutuplaştırıcı söylemlerini değerlendirerek Bahçeli'nin stratejisini anlattı. Soner Yalçın, AKP-CHP ittifakı başlıklı yazısında kısa bir süre sonra seçim alevi sönünce AKP iktidarı ile CHP belediyeler arasındaki ittifakın bunun ilk somut adımı olacağını sanıyorum. Türkiye'yi düzlüğe çıkarmak için Erdoğan'ın altını oyan MHP'ye değil, CHP'ye ihtiyacı olduğunu kavradığını sanıyorum ifadelerini kullandı. Soner Yalçı'nın çok konuşulacak yazısı şöyle. Tarih 18 Nisan 1999. Genel seçimlerin yapıldığı o dönem Cem Uzan'ın sahibi olduğu Star TV'de çalışıyordum. Sonuçlar Anadolu Ajansı'nın son seçimlerde yaptığı Ali Cengiz oyunları ile çabucak alınmıyordu. Herkes merakla televizyon kanalını telefonla arayıp bilgi sahibi olmak istiyordu. Gazeteci Güler Kömürcü bunlardan biriydi. Beni arayıp Sayın Devlet Bahçeli'nin yanındayım. Gelen ilk sonuçları merak ediyoruz demişti. MHP oyları patlama yaptı dediğimi iyi anımsıyorum. Bir önceki seçimde %8.2 oy oranıyla baraj altında kalan MHP 10 puanlık artışla oyunu %17.9'a çıkarmıştı. MHP'nin başarısı çok kişi için sürpriz olmuştu. Hatta o dönem haber merkezinde MHP mitinglerinin haber yapılıp yapılmaması tartışması konusu olmuştu. 6 büyük partinin ANAP, DYP, Fazilet Partisi, DSP, CHP ve MHP hepsinin miting haberini vermek bülten süresinin aşmasına sebep oluyor. Başka haberlere zaman kalmıyordu. Bu sebeple Devlet Bahçeli'nin seçim kampanyası Star TV dahil medyada pek yer bulmuyordu. Haber müdürü olduğum için yurdun çeşitli yerlerinden gelen haber kasetlerini seyrediyor, MHP'nin gelişini gözlemliyor, haber yapılmasını öneriyordum. Sandıklar açıldıktan sonra haklılığım ortaya çıktı. Yani Devlet Bahçeli'ye hiçbir zaman ön yargım olmadı. Ancak 31 Mart yerel seçimi ve özellikle Çubuk Akkuzlu köyünde yaşanan linçle ilgili konuşmalarını kızgınlıkla takip ediyorum. Bahçeli ısrarla çatışmacı bir dil kullanıyor. Kafamda şu soru var. Bahçeli'nin maksadı nedir? Türkiye İttifakı, devlet Bahçeli sahiden ekonomi doktorası yaptı mı? Ülke iktisadi krizden kurtulma mücadelesi verirken sanki Bahçeli hiç oral değil gibi konuşmuyor mu? Tek yaptığının siyasi kriz çıkarmak olduğunu düşünüyorsunuz ülkenin büyük çoğunluğu ekonomik istikrar beklentisi içinde. Erdoğan da iktisadi sorunların farkında ve bu nedenle Türkiye ittifakı arayışı içine girdi dedi. Seçim atmosferinde yükselen siyasi rekabet toplumumuzun hem sosyolojisinde hem ekonomisinde gerilimlere sebep olmaktadır. Hamdolsun milletimiz sandıkların kapanmasıyla beraber bu dönemi geride bırakmıştır. Seçim döneminde yaşanan tartışmalar artık sona ermiş, herkes günlük hayatına yönelmiş, evine, işine, gücüne yoğunlaşmıştır. Türkiye'nin bekası vatandaşlarımızın birlik ve beraberliği her türlü politik hesabın üstündedir. İçinde bulunan hassas dönemde siyasetçilerin sorumluluk duygusuyla hareket etmesi önemli. Ülkemizin önünde 4,5 yıllık kesintisiz bir icraat dönemi bulunuyor. Seçim tartışmalarını geride bırakarak ekonomi ve güvenlik başta olmak üzere asıl gündemimize odaklanmamız şart. Dönem, kızgın demri soğutma, musafahalaşma, kucaklaşma, birlik ve beraberlerimizi yeniden perçinleme dönemidir. Cumhur'un ortağı Devlet Bahçeli bu sözlere neden uyum sağlamıyor? Niçin ısrarla kutuplaştırıcı bir dil kullanıyor? hesabı ne? Bunu çözmek zorundayız. Bahçeli'nin taktiği, Devlet Bahçeli özellikle 31 Mart'tan sonra öyle yüksekten konuşuyor ki sanırsınız seçimin galibi. Oysa ülke genelinde MHP 3 milyon 394 bin oy aldı. Yahu CHP sadece İstanbul'da 4 milyon 170 bin oy aldı. MHP'nin kazandığı illerdeki toplam oy sadece Ankara'da Mansur Yavaş'ın aldığı oy kadar bile değil. Önce Mersin'i, sonra Adana'yı kaybetti MHP ve buna rağmen Bahçeli'nin politik afra tafrasını, fiyakasını anlamak zor. Bunda yandaş medyanın, cumhurun ortağı diye Bahçeli'ye gereksiz övgüde bulunmasının etkisi olduğunu düşünüyorum. Neyse konum bu değil. Bahçeli'nin tehlikeli siyasal taktiğinin altındaki nedeni bulmak. Şu olabilir mi? Erdoğan'ın Türkiye İttifakı arayışı önümüzdeki siyasal sürecin ana gündemi olacağı benziyor. Bu ittifakın amacının yurtseverlik temelinde AKP-CHP ittifakını sağlamak olduğunu düşünüyorum. İlk bakışta ittifak zor gibi görünse de ittifak metninin buna işaret ettiğini görmemek için kör olmak lazım. Kısa bir süre sonra seçim alevi sönünce AKP iktidarı ile CHP belediyeler arasındaki ittifakın bunun ilk somut adımı olacağını sanıyorum. Türkiye'yi düzlüğe çıkarmak için Erdoğan'ın altını oyan MHP'ye değil, CHP'ye ihtiyacı olduğunu kavradığını sanıyorum. İşte Devlet Bahçeli bu ittifakın önüne geçmek için ortalığı karıştırıcı stratejik dil kullanıyor. AKP iktidarı ona hep mahkum olsun istiyor. Sanırım ülke siyasetinde kartlar yeniden karılacak. Bahçeli'nin telaşı bundan